30 dakikadan herkese merhaba efendim. Bugün e-ihracatı konuşacağız. Özellikle de KOBİ'ler için ama öncesinde araştırmanın gündemini alalım. Malum biliyorsunuz şu anda tahvil piyasasındaki volatilite, özellikle dünyada resesyon endişesi ve ciddi anlamda artmış durumda. Petrolde de sert satış vardı. Çağlara bağlanacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, hoş geldin. Çok kaba taslak bir özet yaptım ama tüm detayları senden dinleyeceğiz. Yok, hiç kaba taslak değil. Şöyle bakalım. Tahvil anlaşılması zor bir konu. Yani hisse senedi, borsa, arsa, gayrimenkul vesaire. Burada belki düz bir hesapla gidebiliyoruz ama tam manasıyla aslında söylediğin şeyde bir nevi paranın yer değiştirmesinin çok net bir özetini yaşıyoruz şu anda uygulamalı olarak. Ve etkilemediği hiçbir yer yok. Bu hafta başından itibaren bugüne geçişte, özellikle dünden bugüne geçişte bir miktar o fırtına hafifledi ama dün akşam yayında Didem'leyken de söylemiştim Gözde, öyle çok dördüncü çeyrekte gündemden kolay kolay çıkabilecek bir konu değil. Öğle arası vakti olduğu için, en azından bizim öğle aramız yok tabii ama hemen iki resmini göstereyim. İyi ki petrol tarafından sen de vurguladın. Bu noktada tabii petrolün artışıyla ilgili bunun geçici olduğuna dair yorumlar vardı. Ama gözleri Ağustos 2022'deki o sert çekilmeye çeviren, bir nevi onu hatırlatan bir düşüş yaşadık. Nitekim 95 doları aşmakta zorlanmıştı belki ama şurada görüleceği üzere yaz başından itibaren 72 dolar. Dolarlardan 96 doların üzerine gelen bir Brent petrolü konuşur vaziyetteydik. Bir gün içerisinde seninle benim ikimizin de belirttiği üzere bu girdaptan açıkçası kaçamayan bir petrol hareketi gördük. Devamı nerede? Bloomberg MTI endeksinde. Burada da bir kez Mart'taki 2023 yılı içerisindeki düşüşten sonra en sert gerilemeyi gördük. Neler oldu? Kısaca hemen özet geçeyim. Euro dolarda 1.05'in altını şu anda test ediyoruz 2-3 gündür. Spot dolar endeksi bir miktar geriye çekildi ama 107'nin üzerine gelmiştik. Ons altın 1820 doların üzerine çıkmakta zorlanıyor. Uzun süre 1900 dolarlarda, hatta 2000'lerde söz ettiğimiz bir unsur. Gümüş 21 doların altına gelmek üzere ve baktığımızda Avrupa'da da Amerika'da da piyasaların özellikle hisse senedi tarafında bir kabus gibi şu anda tahvil tarafındaki konuyu izliyoruz. Barclays'in de sabah bir yorumu vardı. Hisse senedi piyasalarında tırnak içerisinde pahalılık atlatılmadıkça bu fırtına da çok dinecek gibi değil tahvil tarafına, hem satışların hem de faizlerin yükselişiyle ilgili konuya dair dikkatli bunu izliyoruz. Şu anda ekranda da şu an Bloomberg International'da da aynı konu işleniyor. Bakalım neler olacak, hep beraber izleyip göreceğiz. Kesinlikle Çağlar, takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, stüdyomuzda Fatih Uzun bizlerle. Kendisi Asset Global Logistik Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. E-ihracat, e-ticaret, biraz bu kavramları konuşacağız. Şimdi zaten ihracat için aslında yönetim tarafında da tabii pek çok adım atılıyor sektörleri desteklemek için. Elbette zor zamanlar, yani dünyada da ciddi bir çalkantı var. Türkiye içeride sıkılaşarak enflasyonu dizginlemeye çalışıyor. En azından şu aşamada böyle üstündeki köpüğü almaya çalışıyor. Dolayısıyla elbette bu bir miktar sektörleri yoracaktır. Ama biz ne yapacağız? İşte e-ihracat tarafında belki de potansiyel pazarlarımızı artırarak bir takım yeni arayışlara gireceğiz. Biraz firmaların bu dönüşümünden de bahsedeceğiz aslında ama şimdi öncelikle tabii biraz rakamları verelim. Yani Türkiye'nin e-ticaret hacmi de çok geniş. E-ihracatta da kademe yol almaya başladık. Nedir görünüm? Aslında biz Gözde Hanım, e-ticareti çok böyle en kaba haliyle bir tanımlayarak işe başlamamız çok doğru olacaktır. Biz tarafların fiziki olarak hani bir araya gelmediği online aplikasyonlar, uygulamalar, telefon, cep telefonu, tablet gibi elektronik uygulamalar vasıtasıyla fiziki olarak bir araya gelmeden yaptıkları ticaretin tamamına e-ticaret diyoruz. E-ticaret konusu bizim aslında son birkaç yıldır oldukça gündemimizde. Bu konuyla ilgili regülasyonu da Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşuyor doğrudan ilgili paydaş. E-ticaret Türkiye'de oldukça son yıllarda artış sergiledi. Şöyle bir önümdeki verilere bakıyorum. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın EDBİS, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi diye bir sistemi mevcut. Bu bize çok anlamlı bir
veri seti sunuyor e-ticaretin Türkiye'deki içeriği konusunda. 2021 yılında şimdi önümdeki hemen rakamlara bakıyorum. 381,5 milyar TL. 2001 dediğimiz aslında çok da eski bir vade değil. Tabii. 2022'ye baktığımızda 800 milyar TL'ye çıkmış bu rakam. Artış oranı %110. Kuvvetle muhtemel 2023 yılı sonunda bu rakamın 1,5 trilyon TL'den daha yüksek bir rakama tekabül edeceği fiiliyatta öngörülüyor. Globale baktığımızda da globalde 5,5 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediyoruz ki global hacme baktığımızda hala ülkemizin genel ihracatında dünyadan aldığı pay düşük olduğu gibi henüz e-ticarette de aslında aldığımız pay arzu edilen seviye değil ama oldukça hızlı ilerleyen bir piyasa ve sektör. Özellikle hani pandemiyle birlikte, şimdi pandemi hayatımızı aslında çok şey değiştirdi. Yani tüketim kalıpları değişti, çalışma modelleri değişti, insanlar artık online aplikasyonlardan herhangi bir şekilde storelara, mağazalara gitmeden çok daha fazla çeşitteki ürünü, mağazalardan daha fazla çeşitteki ürünü online'da bulabiliyorlar. Dolayısıyla hem fiziki kolaylığın yanı sıra elektronik bağlamda da bu elektronik ödeme sistemlerinin de gelişmesiyle birlikte artık e-ticaret, hiç ben e-ticaret yapmam diyen insanın bile, ki bence bu noktada ben çok güzel bir örneğimdir açıkçası kişisel olarak, ben bile artık son birkaç yıldır hani kıyafet mağazaya gitmeyi tercih etmiyorum resmen. Açıkçası. Evet. Hani ben o noktada alıştık çok geleneksel sistemi. Bir tüketiciyimdir ama evet. Benim bile tüketim kalıpları değiştiyse eminim pek çoğumuzun tüketim kalıpları evet, değişmiştir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi e-ihracat bizim için çok önemli. Burada da tabii prosedürlerin kolaylaştırılması adına aslında bakanlıkta önemli adımlar atılmıştı. İşe yarıyor mu? Biraz da e-ihracatı isterseniz tanımlayalım. Şirketlerin buraya çok ihtiyacı var. Tabii lojistik sektörünün desteklediği, yine işte gümrük müşavirliği süreçlerinin daha belki kolaylaştığı aşamaları da yaşıyoruz ya da yaşayacağız önümüzdeki dönemde. Nasıl son durum? Aslında mikro ihracat, hani biz buna e-ihracat, mikro ihracat tanımı kapsamında değerlendiriyoruz. Bizim için oldukça önemli çünkü bizim ülkemiz ihracata dayalı bir kalkınma modeli benimsemiş ülke, Türkiye. Ve bizim ihracat en fazla döviz kazandırıcı işlemimiz turizmin haricinde. Ama maalesef tabii birkaç yıldır 250 milyar dolar civarına açıkçası demirlemiş bir ihracat hacmimiz var yıllık. Yani 255 oluyor, 254 oluyor ama son birkaç yıldır o ihracatta miktar bağlamında, değer bağlamında o beklediğimiz atılımı yapabildiğimizi söyleyemez. İşte bu noktada mikro ihracat çok daha önemli. Ben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kökenli biri olduğum için ihracat normalde böyle çok kurumsal süreçler gerektirir. Gümrük beyanları kolay değildir. İhracatçı birliğine üye olunmasını gerektirir. Kapsamlı, detaylı bir gümrük beyan süreci vardır. Bunlar klasik ihracatın aslında bir anlamda zorlukları. Mikro ihracatta bunların hiçbirinin olmadığı bir süreç yaşıyoruz biz. Yani mikro ihracat, ihracatı aslında kurumsal düzeyden bireye indirgeyen ve 84 milyonu potansiyel bir ihracatçı konumuna sokabilme ihtimali olan bir uygulama. Mikro ihracatla ilgili biz gönderide kilogram başına 300 kilogramı aşmayan ve yine o değerde, kıymet bazında da 15 bin euroyu aşmayan gönderileri basitleştirilmiş gümrük beyanı dediğimiz özel bir hızlandırılmış bir gümrükleme süreciyle ihracatçı olarak karşı ülkeye gönderebiliyoruz. Burada her bir kişi herhangi bir şekilde ihracatçı birliğine üye olmaksızın makdu ve nispi ihracatçı birliği aidatları ödemeksizin hızlı bir şekilde Ticaret Bakanlığı tarafından operatör lisansıyla yetkilendirilen firmalara eşyasını teslim etmek suretiyle mikro ihracatçı olabilir. Biz de Asset Global olarak Ticaret Bakanlığı'nın bu anlamda yetkilendirdiği, operatör sıfatıyla yetkilendirdiği sınırlı sayıdaki şirketlerden biriyiz ve bu anlamda müşterilerimizin e-ihracat işlemlerine destek veriyoruz. Evet, burada tabii faydalarını konuşalım mı? Yani neden buraya girilmesi şart? Çünkü artık dediğiniz gibi alışkanlıklar değişiyor zaten ama şirketlerin buraya girmesi de belki de daha hani maliyet olarak da belki işlerini kolaylaştırabilir zannediyorum. Ne dersiniz? Çok haklısınız Gözde Hanım. Şimdi bizim işletme sanayici ve işletme yapımıza baktığımızda da aslında biz şunu görüyoruz.
Bunu en az benim kadar eminim iyi bilirsiniz. Bizim işletmelerimizin büyük bir çoğunluğu KOBİ statüsünde. Hı hı. Yani küçük ve KOBİ ne demek? Küçük ve orta büyük işletme. Sanayicilerimiz evet ihracatı biliyorlar. Yıllardır ihracat yapan bir ülkeyiz ama hala KOBİ'lerimizin çok küçük bir kısmının biz ihracat yaptığını düşündüğümüzde işte mikro ihracatın ne kadar büyük bir potansiyel olduğu aslında ortaya çıkıyor. Biz bunu anlatmak zorundayız Anadolu'daki KOBİ statüsündeki işletmelere, minimal düzeyde üretim yapan esnaflara. Çünkü bunun çok büyük faydaları var mikro ihracatın. Bir kere az önce ifade ettiğim gibi kompleks bir gümrükleme sürecine tabi değilsiniz. Herhangi bir gümrük müşaviriyle doğrudan bir angajman imzalayıp karmaşık gümrük süreçlerine tabi olmuyorsunuz. İhracatçı birliğine üye olmak gibi bir zorunluluk söz konusu değil. İhracatçı birliğine ödenmek zorunda olan makdu ve nispi aidatlardan arisiniz. Bunları ödemek zorunda değilsiniz. Ve aslında operatör dediğimiz firmalara, bu Ticaret Bakanlığı tarafından bizim de lisansörü olduğumuz operatör dediğimiz firmalara eşyanızı teslim etmekle ihracat süreciniz aslında tamamlanıyor. Gümrüklemesi, taşınması tamamen bu operatör lisansına sahip firmalar tarafından yapılıyor. Çok önemli vergisel implikasyonları da var Gözde Hanım. Yani 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren bir yasa değişikliği var vergi mevzuatımızda ve bu mevzuat diyor ki ihracattan elde ettiğin gelirlerin %50'si gelir vergisinden müstesna. Yani bugün hepimiz şöyle bir düşünelim bakalım hangimizin ne, yani hangi sektörün elde ettiği gelirin %50'si gelir vergisinden istisna. Yani bunun vergi mevzuatında bir örneği yok ama devlet vergisel bağlamda da ihracatı teşvik etmek için 2021 yılının başından beri böyle bir vergisel teşvik de getirdi. Yine bizim hep ihracatta işte klasik teşvik unsuru olarak değerlendirdiğimiz KDV iadesi dediğimiz bir mekanizma vardır. Yani siz ihraç edeceğiniz malı üretirken yüklendiğiniz KDV'yi malı ihraç ettikten sonra mali idareden, vergi otoritesinden iade alırsınız ki bu belli bir gecikmeyle de olur. Yani çok da hızlı da işlemez aslında o süreçler. Kolay süreçlerde değildir. Burada çok daha hızlı bir iade sisteminin olduğu durum söz konusu. Yani mikro ihracat kapsamında yapılan ihracatta da yine KDV iadesi alabiliyorsunuz. Yani aslında düşündüğümüzde hem zaman hem de parasal yönden mikro ihracat işletmelere, KOBİ'lere çok daha etkin çözümler sunan, klasik ihracat sürecinden çok daha etkin çözümler sunan bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunu bizim çok daha iyi anlatmamız lazım. Daha bu anlamda kesinlikle, alacağımız çok da var. Kesinlikle öyle. İşte ben de tam onu soracaktım. Geliştirmek adına ne yapılabilir diye. Sizin gibi şirketler elbette hani bu anlamda kendileri zaten elini taşın altına koyuyordur. Yani şirketlerle temas kurarak, buraları daha iyi anlatarak ama belki daha büyük resimde yapılacak bir şeyler vardır. Yani eksiklikler mutlaka yaşanıyordur. Neler mesela, nereleri geliştirmek gerek? Bu, bir kere her şeyden önce bir kere bu mikro ihracatı yaygınlaştırma projesi kapsamında aslında çok şey yapılıyor. Ticaret Bakanlığımız bu noktada çok öncü rol üstleniyor. Oradaki Elektronik İhracat Dairesi Başkanlığı, Muafiyetler Dairesi Başkanlığı, özellikle ihracatçı birlikleri nezdinde gerçekleştirilen organizasyonlarla mikro ihracatı ihracatçılarımıza tanıtmak için farklı etkinlikler yapıyor. Biz yine sektörde faaliyet gösteren operatör firmalar olarak aslında pek çok şey yapıyoruz. KOBİ'lerimize, müşterilerimize ihracatı ve faydaları noktasında pek çok bilgilendirme toplantılarında bulunuyoruz. Onları bilgilendiriyoruz ama elbette ki her ilde ihracatçı birliği yok. Belli illerde var ve belli sektörlerin toplandığı gruplar var. Ülkemizde ben aslında yaygınlaştırma bağlamında mikro ihracatı her ilçede küçük de olsa belki ticaret ve sanayi odaları vardır. Gözlerini bilirsiniz. Yani küçük de olsa ilçe bir ticaret odası vardır. Belki o ticaret ve sanayi odaları içerisinde mikro ihracat ofisleri kurulabilir. Oradaki esnafı, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri mikro ihracatın faydalandırılması, bilgilendirilmesi, sağladığı imkanlar konusunda bilgilendirebilir. Çünkü bizim aslında mikro ihracat yapan işletmelerden edindiğimiz feedback bu konuda bilgi sahibi değiller. Yani mikro ihracatın kendilerine sağladığı faydalar konusunda ya da sağlayabileceği potansiyel faydalar konusunda bilgi sahibi değiller. Yine Ticaret Bakanlığı bürokratlarıyla, yani ben Ticaret Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı kökenli olduğum için onlarla da sık sık teşvik mesaimiz oluyor. Onların da hep düzenlediği etkinliklerde
en fazla ifade ettikleri husus bu. Bunu daha da anlatmamız lazım, daha da yaygınlaştırmamız lazım. Çünkü anlatamadığınız bir şeyin uygulamada fiiliyata dökülmesini bekleyemezsiniz. Aslında temel şey bunu daha geniş kesimdeki bir kitleye, KOBİ'lerimize bunu nasıl anlatabiliriz, yaygınlaştırabiliriz düşünmemiz lazım. Tabii teknik olarak da aslında bazı şeyler yapılabilir. Şimdi Exim Bank kredileri vardır bilirsiniz, ihracatçıları destekleyen. Hatta şu anda faizler çok yükseldi, evet, diye aynen ihracatçılar öyle. Aynen öyle. Ediyor. Onlar biraz ama ihracatçılar biraz böyle hani son 1,5-2 yıldır gerçekten kolay bir dönemden geçmiyor. Hem kur bağlamında hem faizler bağlamında. Bu mikro ihracat kapsamında işte bizim basitleştirilmiş gümrük beyanı dediğimiz süreç, bu kapsamda gerçekleştirilen ihracatın Exim Bank kredileri kapanmasında henüz kullanılamıyor. Ama baktığınızda inanın bunları böyle sadece hani küçük ve hani ben müşterilerimizden biliyorum. Özellikle tekstil sektöründe çok yüklü miktarlarda bu anlamda mikro ihracat yapan firmalar var. Yıllık hacimlerine baktığımızda bunların 50 milyon dolar, 100 milyon dolar gibi rakamlara tekabül eden miktarları biz görüyoruz. Mikro deyince yani. Mikro deyince evet. Evet. Belki gönderi bazında aslında evet, hani küçük ama gönderi sayısı o kadar fazla çok ki. Evet, hani yıllık yeküne vurduğumuz zaman çok büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Hani biz de bunları böyle zaten üst üste koyunca ciddi evet, bir potansiyel de var. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunları iyi anlatmamız gerekiyor. Ve yeni pazarlara da tabii değil mi odaklanılması gerekiyor o anlamda herhalde. Hani şimdi çok klasik artık hep işte Avrupa odaklı olmaktan evet, çıkıp değil mi? Zaten Ticaret Bakanlığı da onu çok sık vurguluyor. Bir Afrika açılımı zaten yapıldı. Ve ne zaman burada bu özellikle pazarlara daha yakın kişilerle temas kursak, işte konuşsak özellikle yayında acayip de bir potansiyel var diyorlar. Yani hem oradaki işte genç nüfus, özellikle işte Türk mallarına olan ilgi vesaire, bunları böyle düşününce aslında çok kendi halinde bir işletmenin bile alakasız bir ürünü Afrika pazarına sokabileceğini belirtiyorlar. Bilmiyorum size geri dönüş böyle oluyor mu? Kesinlikle aslında çok güzel bir örnek var. Çok yakın dönemde yaşadığımız bir örnek. Bizim Ticaret Bakanlığımızın farklı ülkelerde ticaret ve gümrük müşavirlikleri, ateşelikleri vardır. Uganda'daki şu anda görev yapan ticaret müşaviri de benim bakanlıktan çok yakın bir arkadaşım, dostum. Geçtiğimiz günlerde onunla bir görüşme yapmıştım, telefon görüşmesi. Şöyle diyordu, yani burada Türkiye'ye yönelik çok büyük bir ilgi var ve buradan Türk işletmeciler oraya gitmiş sıcak tuğla üretiminde bulunuyorlar şu anda ve Türkiye'den de hala makinaların ihracını, sıcak tuğla üreten makinaların burada şiddetle üretimi sağlayan makinaların ihracı var. İhracı isteniyor, böyle bir ihtiyaç var diye. Ben çok şaşırmıştım, yani Uganda tuğla böyle çok hani şey yapamamıştım ama gerçekten Afrika pazarı çok daha henüz, tabii Amerika pazarı gelişmiş tüketim toplumu, Avrupa pazarı gelişmiş, bizim ticaretimizin, dış ticaretimizin yarıdan fazlası, %50'den fazlası Avrupa'yla, ama artık orada da dünyada şu anda faizlerin yükseldiği bir ortam yaşıyoruz. Yavaş yavaş böyle hani ekonomilerin durgunlaşma potansiyeli biraz baş gösterdi. Başta Amerika olmak üzere. Belki bu noktada sizin de aslında çok güzel ifade ettiğiniz gibi henüz keşfedilmemiş pazarlara gitmek lazım. Bu noktada da Afrika hem müteahhitlik hizmetleri bağlamında öne çıkıyor, hem de eşya ticareti bağlamında. Çünkü hani global bazda baktığımızda istatistiki olarak hani gelirin görece en düşük olduğu kıta, en fazla eşya ihtiyacının olduğu kıta, bu noktada bakanlığımızın da Afrika'ya yönelik özel bir ilgisi var. Zaman zaman sıklıkla sektörel ticaret heyetleri biliyorsunuz gidiyor geliyor. Bakan düzeyinde de çok sık ziyaretler oluyor. Evet. Zannedersem önümüzdeki dönemde Afrika bu anlamda ön çok plana güzel çıkacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Fatih Uzun geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Epey bir bilgilendirici de oldu. Asset Global Lojistik Yönetim Kurulu üyesini ağırlamış olduk. Efendim 30 dakikada saat 14'te tekrar görüşeceğiz. Piyasa hattında hoşçakalın.